Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Instagram butiklerini deniyorum serimizin 3. videosuyla beraberiz. Bu video için seçtiğim butik, gördüğünüz gibi Narferita isimli, inşallah doğru okuyorumdur adını, Narferita isimli butik. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Butiği ilk defa deniyorum. Bu butik hakkında daha önce hiçbir şey görmedim. Hiç buradan alışveriş yapan kimseyle görmedim. Ama Instagram'da sürekli karşıma çıkıyordu ve ben böyle bir seri hazırladığım için sürekli Instagram'da gelen o reklamlara falan tıklıyorum, bakıyorum ne gibi butikler var, hangisinin videosunu çeksek, hangisinde daha değişik ürünler var diye. Sürekli böyle butikleri inceliyorum. Bu butikte o kadar güzel kıyafetler var ki size anlatamam gerçekten. Eğer memnun kalırsam zaten size de açın bir bakın diyeceğim ve bundan sonra ben de buradan sık sık alışveriş yapacağım. Çünkü modelleri falan çok güzel. Hani başka butiklerde ya da başka dükkanlarda, mağazalarda göremeyeceğimiz değişik modeller var. Böyle vintage gömlekler falan filan var. Ben çok beğendim. Fiyatlar çok pahalı da değil, çok ucuz da değil. Yani alınabilecek kalitede. Bazı ürünler biraz daha ucuz olabilirdi diyebileceğim kıvamda, evet. Ama yine alınmayacak gibi bir fiyatları yok. Eğer gösterdikleri gibi geliyorsa bence değer. Kapıda ödemesi vardı. Ben kapıda ödemeyle aldım. Her ne kadar kapıma gelmemiş olsa da kargo. Kargo şirketleri de niye böyle yapıyorlar bilmiyorum ama kapıma getirmediler. Ben gidip gene almak zorunda kaldım. Ama kapıda ödeme sistemi var. 10 lira veriyorsunuz kapıda ödeme için. Bunun dışında kargo bana ücretsiz geldi. Çünkü 3 parça ürün aldım diye hatırlıyorum. Çok güzel şeyler de vardı. Almayı düşündüğüm şeyler de var. Ama çok da riske atmak istemedim açıkçası. Çünkü ilk defa deniyorum. Değişim yapıyorlar, iade yapmıyorlarmış. Instagram sayfalarında öyle yazıyor. Bu video denemeli bir video olacak. Biraz sonra size bu gösterdiğim ürünleri de deneyerek üstümde de göstereceğim. Memnun kalıp kalmadığımı hep beraber inceleyeceğiz. O zaman açıyorum. Hazır mısınız? Ay, çok heyecanlıyım ya. Bir de bayağıdır böyle bir video yapmıyorduk. 160 lira tutmuş bu arada siparişim, burada yazıyor. O kadar heyecanlıyım ki size bunu anlatamam. Niye bu kadar heyecanlanıyorum bilmiyorum ama. Burada aldığım ürünler var. Çok güzel hazırlamışlar bunu. Çünkü fiyatlarını araştırmamıştım. Tekrar açıp bakmamıştım neyi ne kadar aldığımı. Buradan size söyleyebilirim. 3 tane ürün var. Şundan başlıyorum çünkü bu çok basic bir ürün. Ne kadar kötü çıkabilir ki bu yani. Dıdım dıdım. Aa, güzel görünüyor sanki. Böyle crop bir üst. Ben bunu böyle bir şeylerin içine belki giyebilirim. Ya, tek başına da giyebilirsiniz tabii ama ben çok tek başına böyle bir şeyler giymiyorum. Çünkü ne yazık ki giyebilecek bir fiziğe sahip olduğumu düşünmüyorum. Ama belki böyle bir şeylerin içine falan giyerim diye düşündüm. Ve güzel bence. Yani güzel hissettirdi. Ne kadar almışım bunu? 30 liraya almışım. Bu tarz modelleri ben Trendyol'da falan da çok görüyorum. Bu sene çok popülerdi gerçekten. Herkes çok giyiyordu böyle şeyler. Bunun farkı şu göğüs bölgesi biraz böyle büzgülü büzgülü. Tam düz gelmiyor. Benim de hoşuma gitti açıkçası. Değişik. Benim hiç böyle bir kıyafetim yok, üstüm yok. Güzel olabilir diye düşündüm. Birazdan zaten deneyeceğim. Size de göstereceğim. Bunun fiyatı 30 liraymış dediğim gibi. Güzel görünüyor. Bu arada aldığım her şeyin bedeni S beden, small beden. Haberiniz olsun. Giyince de bir bakacağız zaten, hani kıyaslayabilirsiniz. Bakalım small çok mu dar gelecek yoksa hani bol mu gelecek. Siz de ona göre kendi bedeninizi eğer alacaksanız kıyaslayabilirsiniz. En çok merak ettiğim şey ve ben bunu alabilmek için o kadar uzun süre bekledim ki size anlatamam. Aylarca ben bu butiği bekledim. Birkaç tane beğendiğim model vardı gömleklerde. Dediğim gibi vintage tarz gömlekler var. Aylarca hepsinin aynı anda stoğa girmesini bekledim ama stokları çok yavaş güncelleniyor. Ve birisi geliyor, diğeri bitiyor falan. Hani hepsi aynı anda stokta olmuyor. İstediğim çoğu şeye hiç bakamadım bile çünkü ya çok büyük bedenleri kalmıştı. Ben dediğim gibi small alıyorum. Ya böyle large falan kalmıştı. Alsam hani üzerimden döküleceği belliydi. Ya da hiç kalmamıştı. O yüzden istediklerimin arasından da elemek zorunda kaldım. Ay, inşallah bu güzeldir. Bu güzelse şu an ben bu videoyu çekmeden önce, ya bayram daha gelmedi. Eğer bu güzelse bunu bayramda giyeceğim. Lütfen güzel ol. Lütfen güzel ol. Şöyle bir gömlek. Oo,
ama çok ince. Modeli efsane değil mi? Siz şu an anlayabiliyor musunuz bilmiyorum. Ben hani fotoğraflarda da gördüğüm için mankenin üzerinde. Çok güzel bir modeli var. Gerçekten çok güzel. Bu tam benim tarzım bir şey. Ama bu içini gösterecek. Bayağı içini gösterecek. Şöyle tutayım. Fark ediyor musunuz acaba? Şu an ben çok net görüyorum yani elimi diğer taraftan. Hatta şöyle iki kat tuttuğumda bile elimi görebiliyorum arkadan. Ya bu beni üzdü şu an. 70 lira almışım. 70 lira eder mi bu? Bu etmez 70 lira. Çok net bunu söyleyebilirim. Kumaşı... Kumaşı çok iyi değil. Modeli çok güzel. Eğer kurtarırsa, hani üzerime giydiğimde güzel olursa yine ben o paraya üzülmem. En azından hani istediğim bir şey olmuş olur çünkü. Ama kumaş açısından baktığım zaman bence 70 lira hayatta etmez. Ve geldik üçüncüye. Evet bu çok kaliteli diğerine göre. Bu çok daha kaliteli yani çok bariz belli. Bu da şöyle bir üst. Kolları böyle açılıyor. İsterseniz açmadan da kullanabiliyorsunuz. İsterseniz omzunu şöyle düşürebiliyorsunuz. Bu çok güzelmiş. Bunun kırmızı renginin fotoğrafı yoktu. Diğer renkler vardı. Ben dedim ki hani kırmızı ne kadar kötü olabilir. Siyah alacaktım ama siyahı kalmamıştı. Güzelmiş. Ben bunu çok beğendim. En kaliteli olan aralarında bu bence. Çok düzgün görünüyor. Bunu ne kadar almışım? Bunu 50 liraya almışım. Bu çok daha parasını hak eden bir ürüne benziyor. Ama bakalım üstümde nasıl olacak? Bunun da göbeği açık büyük ihtimal. Yani bazı fotoğraflarda göbeği açıktı, bazılarında değildi. Acaba hani giyen kişinin boyuna göre mi değişiyor? Emin olamadım. Benim boyum kısa belki göbeğim kapanabilir. Ama kapansa da benim için sıkıntı değil. Hatta belki daha iyi bir şey göbeğimin kapanması. Bakalım. Ben bunu beğendim. Ama en çok merak ettiğim şu beyaz. Hadi şimdi deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar ilk gömleği denedim. Çok dar oldu. Bilmiyorum small aldığım için ama ben normalde hep small giyerim. Hatta X small da giyerim yani. Normalde küçük olmaması gerekiyor ama böyle bir göbek kısmı çok kötü. Yani ben bununla dışarı çıkamam. İçini de gösteriyor. Hadi içini göstermesini geçtim ama nefes alamıyorum yani. Böyle bir garip bir havası var. Modelini çok sevdim. Kolları çok güzel. İşte ne bileyim buradaki minik minik düğmeleri çok güzel. Gömleğin bir dengesizliği var açıkçası. Mesela bazı yerleri çok rahat, bazı yerleri çok sıkı, bazı yerleri biraz bol falan. Hani tek bir şey gibi değil, beden gibi değil. Bilmiyorum. Görünüşünü çok beğendim. Birkaç tane fotoğraf çekildim. Nasıl çıkacak acaba hani fotoğraflarda diye. Fotoğrafta güzel çıkıyor. Şimdi günahını almayalım. Fotoğrafta bayağı iyi çıkıyor modeli. Şu anki haliyle ben bunu giyip dışarı çıkamam. Ya da belki kilo falan vermem lazım bunu giyebilmek için. Bilmiyorum o zaman düzelir mi ama. Bir garip ya. İçini göstermesi falan da. Ya şuradaki çizgiyi görebiliyor musunuz? İçini gösteriyor. Arkada mesela şurada bir yerde etiketi var. Bakar mısınız ne kadar içini gösterdiğine? Yani. Bilmiyorum. Bunu çok öneremeyeceğim sanırım. Diğerlerine de bir bakalım. Sorun bende mi bir anlayalım bakalım. Diğerini giyip geliyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki ürünümüze denedim. Bu zaten çok basit bir ürün aslında. Her markada, her mağazada, her butikte bulabileceğiniz bir ürün. Ama bence yine de güzel. Beğendim. Askı kısmı böyle ince askı ve uzun. Biraz daha hatta kısa olabilirdi benim için. Ama yine de çok aşağıya düşmüyor. Ben bunu beğendim. Bir şeylerin içine giydiğinizde de güzel duruyor. O yüzden ceketin içine de bir denedim. Bir şeylerin içine de giyerek kullanabilirsiniz. Ben bundan memnun kaldım. Şimdi son ürünümüze geçelim.
arkadaşlar, geldik bu videonun ve bu butiğin en star parçasına. Açıkçası ben bunu o kadar çok beğeneceğimi düşünmemiştim. Ama şu an diyorum ki iyi ki almışım. 3 tane ürün denedik ve en güzeli kesinlikle açık ara bu. Bayıldım. Gerçekten buna bayıldım. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama çok güzel bence. Evet, o zaman videomuzu burada sonlandıralım. Eğer incelememi istediğiniz başka markalar veya butikler varsa isimlerini aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Yorum yapılan butikleri incelemeye çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Beni aşağıda yazan Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.